Almancı Çoluk kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben Mahsum Erdemli. Bugün sizlere iltica hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu sefer ne gibi şeylerden söz etmek istiyorum? Diyelim ki hayımdasınız. Hayım süreci nasıl bir yer? Neler oluyor? Hayım dediğiniz olay ne? İşlemleriniz neler? Bu gibi şeylerden söz edeceğim. Diyelim ki sosyale gittiniz. Bütün işlemleriniz bitti, sosyale gittiniz, giysi parası ve sizlere bir aylık geçinme parası verdiler. Ondan sonra sizlerin asıl yeri belli oluyor. Bu hayım oluyor. Arkadaşlar, hayımda öncelikle ne var? Kampa göre hayım çok çok iyi. Ne konuda iyi? Arkadaşlar, yemeğinizi kendiniz yapabileceksiniz. Giriş çıkış saatleriniz o kadar önemli olmayacak. Kartınız olacak. Hatta ben o kartı size şöyle bir göstermek istiyorum. Girdiğiniz hayımlara şöyle sizlere bir kart verecekler. Bu kartı akbil gibi düşünebilirsiniz. Girişlerde ve çıkışlarda basacaksınız. 3 günde bir mutlaka gir çık yapmalısınız. Hani sürekli kalmak istemiyorsan, yani geçici süreliğine eşin, dostun, akraban varsa sürekli hayımda kalmak istemiyorsan 3 günde bir şu kartta giriş çıkış yapmak zorundasın. Akbil gibi basacaksın. Giriş yapacaksın, bir süre sonra tekrar basıp çıkacaksın. Yani 3 güne bir bunu yapmak zorundasın. Hayıma geldin, hayım işlemlerin yapıldı. Kağıtların ne oluyor? Öncelikle hayımın kayıt belgesi adı altında sosyalden almış olduğun mühürlü kağıdı bu hayımın kendi sosyaline veriyorsun. Bunlar sana böyle bir kart veriyor. Bu karttan sonra sen hayıma giriş çıkış yapabiliyorsun. Sonra sana eşlik ediyorlar, sana bir oda veriyorlar. Odanda neler oluyor? Odanda bir masa, sandalye, giysi dolabın, eşya dolabın, yani gıda dolabın, bir de buzdolabın oluyor. Buzdolabın büyük bir buzdolabı olmasa da mini buzdolabı oluyor. Bu gayet yeterli ve güzel oluyor arkadaşlar. Sizler yemeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ortak mutfakları oluyor hayımların. Bunun dışında neyi oluyor? Giysi yıkama, kurutma yerleri ortak oluyor. Zaten burada kimi evlerde hiç çamaşır makinesi bile yok. Giysi yıkama yerleri var. Daha önceki videomda göstermiştim. Parayla yıkatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında ne yapıyorsunuz? Size vermiş oldukları kağıtla girişinizi yaptınız. Kayıt işleminiz bitti. Odanızı aldınız. Sizleri belediyeye adres beyanı için gönderecekler. Sizleri belediyeye adres beyanı için gittikten sonra DAK'a gideceksiniz. Sağlık kartı için arkadaşlar. Sağlık kartı ne işe yarıyor? Hastaneye gittiğinizde işte ilaç aldığınızda bu kartla gidiyorsunuz. O da Akbil'e benzer turuncu bir kart. DAK kartı benim de muhtemelen yarın yani kartım gelecek. Bunun dışında ne oluyor? Diyelim ki siz şeyi de yaptınız. DAK'a da gittiniz. DAK'tan sonra ne oluyor? Bekliyorsunuz bir süre. Bir hafta 10 gün bekliyorsunuz. Vergi numaranız geliyor. Vergi numaranız geldikten sonra Sparkasse diye bir banka var. Sparkasse'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve bir hesap açmak için randevu alıyorsunuz. 3-4 gün sonra da hesabınızı açmış oluyorsunuz. Hayımda olduğunuz sürece sosyale gidip para alıyorsunuz ya. Son sosyale gidip para alma esnasında kartınızla, yani şu kartınızla, Ausweis'ınızla ve bir de banka kartınızla gidiyorsunuz. Artık param, ben buraya gelmek istemiyorum. Paramı hesabıma yatırabilirsiniz diyorsunuz. Para diyelim ki hesabınıza yatıyor. Sizler artık Almanya'ya yavaş yavaş ayak basmış oldunuz. Artık burada kalmaya başlamış oldunuz. Bu hesap kartıyla gidip bir faturalı hatta alabilirsiniz. Bunun yanı sıra fatura üzerine telefonda alabilirsiniz. Bir süre sonra Ausweis süreniz gelecek ve Ausweis sürenizi değiştirmeniz, yani bu üç yapraklı yeşil Ausweis dediğimiz geçici oturum belgesi kağıdınızın süresi bitmesine 8 hafta kala, bakın 8 hafta kala sizler bulunduğunuz hayvan sosyaline gideceksiniz. Yeni bir yıllık Ausweis ve çalışma izni için talepte bulunacaksınız. Bunun için bir randevu alacaksınız. Randevu tarihiniz size e-mail vermiş olduğunuz e-mail adresinize gelecek. Size bu e-mail adresine gelen randevu tarihinde yabancılar polisine gidip Ausweis'inizi ve çalışma izninizi alabileceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra da
Mahkeme süreciniz başlayacak. Mahkemeye gireceksiniz. Mahkemede bittikten sonra artık mahkeme sonucu ne kadar geç gelirse o kadar iyi. Çünkü araştırma yapıyorlar. Sizlerden ricam mahkemeye girmeden önce başınıza gelmiş bütün olayları bir kağıda yazıp onu güzelce bir ezberlemeniz. Tarih, saat, olay örgüsünü tamamen bilmeniz lazım. Çünkü çelişkili sorular sorduğunda cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben biraz hızlı konuştum. Olayı sizlere böyle pat 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 combo yaparmış gibi anlatmaya çalıştım. Sizlerden ricam kanalıma abone olun arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar da izlerseniz sizin yararınıza olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlarım birçoğu videoyu sonuna kadar izlemeyip bir sürü soru soruyor. Evet, ben bütün sorularınıza cevap veriyorum. Yapılan bütün yorumlara cevap veriyorum. Gerekse Instagram'dan hepinize tek tek ilgileniyorum. Ama sizlerden ricam da videoyu sonuna kadar izlemeniz, beğenmeniz, kanala abone olmanız ve zil butonuna aktif etmenizdir. Herkese iyi akşamlar, hayırlı günler ya da hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.